Merhaba arkadaşlar ben Yasin Hoca. Bugün size Şubat ayı İngilizce örnek soruları çözeceğim. Hiç zaman kaybetmeden ilk sorudan başlayalım arkadaşlar. Soruları çözmeden önce arkadaşlar isterseniz videoyu durdurup önce kendiniz çözüp sonra benim çözüme bakabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve çevredeki arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi herkese teşekkürler. Peki arkadaşlar bakalım ilk sorumuzda ne soruyor bize? Güzel bir soru. Evet. Her zaman dediğim gibi önce soru kalıbını okuyorsunuz. Soru kalıbı senden ne istiyorsa ona bağlı kalarak da çok rahat bir şekilde cevap bulabileceksiniz. Ne istiyor soru? According to the information above, Yukarıdaki bilgilere göre Who is Sabrina's best friend? Sabrina'nın en iyi arkadaşı kimmiş? Yani bu arkadaşın bir tanesi Mary, Rose, Sally ve Jane. Bunların bir tanesi Sabrina'nın en yakın arkadaşı. Bunu cevaplamak için arkadaşlar tablo bakmaktan ziyade önce Sabrina'nın ifade ettiği cümlelere bakmak lazım. Ne istiyor? Sabrina neyden bahsediyor? I have a true friend in my class. Sınıfımda bir tane true friend dediğim bir arkadaşım var diyor. She never tell lies. Asla yalan söylemez. Asla yalan söylemez bir insan bilin, ki, bilin ki dürüst bir insandır. She always keeps my secret. Her daim sırlarımı tutar. Bir kimseyi paylaşmaz. She often makes jokes. Sık sık şakalar yapar. Demek ki komik bir insanmış. We generally get on well with each other. Biz genellikle iyi geçiniriz. Çünkü we share the same hobbies. Biz aynı hobileri paylaşırız. Demek ki aynı aktiviteleri yapıyormuş. We usually ride a bike bisiklete biniriz genellikle and go to cinema together beraber bir de sinemaya gideriz diyor. I like spending time with her. Onunla zaman geçirmeyi severim diyor. Bakalım Sabrina'nın en yakın arkadaşı kimmiş? Personality quality arkadaş dediği şey karakterleri. Favorite activity ise bildiğiniz favori aktiviteleri Arkadaşlar bahsettiği arkadaşı cömert ve dürüst mü? Dürüstten bahsi doğru ama cömertliğini bahsetmedi gitti. İkincisi yaptığı etkinlik arkadaşlar. Takım sporu mu? Hayır. Neydi? Birlikte sinemaya gitmek ya da bisiklete binmekti. O zaman burası yanlış. Rosa bakalım. Fun and polite. Komiklik var evet. She often makes works doğru ama kibarlıktan bahsetmediği için gitti. Aktivite bakıyoruz. Aktivitede ise konser ettiğini söylüyor. Yukarıda konserden bahsettiği bu da gitti. Sally'ye bakıyoruz. Polite and generous, kibar ve cömert. Hiç bahsetmedi yukarıda. Bir de spor yapmak. Evet, ride a bike bir de bilmek bir spor kabul etsek de yukarıdaki uymuyordu bize. J'ye bakıyoruz. Anıs, dürüst olması. Evet, doğru. She never tell lies. Asla yalan söylemiyor. Doğru. Anıs. Funny, komik olması. Make joke, şaka yapması. Doğru. Watching films. Fi 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 film izlemek. Evet. Go to cinema. Sinema giden bir insan. Film izler. O zaman Tek uyan kimmiş? Jane. O zaman cevabımız denizli olmak zorunda. Şıkları elerseniz belirli bilgiye göre çok rahat bir şekilde cevap bulabilirsiniz arkadaşlar. İkinci soruya bakıyoruz hemen. İkinci soru arkadaşlar. bir poster şeklinde bir sorumuz var. Ne istiyordu? Poster does not have any information. Bu poster hangi bilgiye sahip değildir? Ne ilgili poster arkadaşlar? Chess tournament. Santranç ile ilgili bir turnuva. Peki bakalım arkadaşlar bilgileri nelermiş burada? Come and play at a great tournament. Gel ve büyük bir turnuvayı oyna diyor. Invite friends arkadaşını davet et. Aileni gelip izle diyor. Bir de ne yap diyor? Yeni arkadaş edin diyor. Peki ne zaman arkadaşlar? Tuesday salı günü. Haziran'ın 16'sında neredeymiş? Pine School Sport Hall'daymış arkadaşlar. Saat kaçta? 9 ile 5 arası. Date arkadaşlar tarih demek değil mi? Tarih. Tarihten bahsediyor. Evet 16 Haziran. Tarih var o zaman ...artı koyalım. Yer nerede? Pine School Sport Hall. Yer de belli arkadaşlar. Saat belli mi? Saat 9 ile 5 arası. Bu da var. Doğru. Peki revert. Ödülle ilgili bir şey geçiyor mu arkadaşlar? Hayır. Ödülle ilgili bir şey geçmediği için kazananın birinciye şu ödülü, ikinciye şu ödül demediği için bahsedilmeyen zaten soru diyor ki the does doesn't have any information. Herhangi bir bilgiye sahip değildir dediği için tek cevap Ceyhan çıktı arkadaşlar. Üçüncü soruya bakıyoruz. Şimdi kitchen'ı gibi bir soru arkadaşlar. Sonu uzun gibi görünse de aslında basit bir soru. Önce soru kalma okuyalım. Bakalım neyden bahsediyor. Which of the following should the restaurant prepare? Aşağıdakilerden lerden hangisini restoran hazırlamalı? Ne ile ilgili? According to information above. yukarıda bana verilen bilgiye dayanarak hangi menüyü hazırlamalı bu restoran? Diyor ki arkadaşlar, en restoran taze survey bir anket yapmış, bir araştırma yapmış. Ne ile ilgili? About the food preference of its customers. Kendi müşterileri hakkında arkadaşlar ne yapmış? Bir anket yapmış arkadaşlar. Tercihleri hakkında bir anket yapılmış. The purpose amaç ise Is to find the most popular meals, en popüler yemekleri bulma kardeşler. And to prepare different menu according to preference of the customers. Tabii ki bu hazırlanma menüye göre de müşterilerin tercihlerini sunma kardeşler. Here is some information about the result. Sonuçlar da sonuç, anketleri sonucu da aşağıda bize veriliyor. Neymiş bu sonuçlar? Vegetable soaps are more popular than the others. Sebzeli çorba diğer çorbalar oranla daha popülermiş. O zaman sebzeli çorba kesin artımız olacak. Only a few people dislike eating meat. Sadece birkaç insan et yemeyi sevmez. Demek ki çoğunluk et yemeyi seviyor. 3. Most of people like having a dessert after their meal. Yemeklerinden sonra tatlı yemeyi seviyorlar. Demek ki yemeklerden sonra tatlı yiyecekmiş bu menü seçen insanlar ya da bu insanlara menü seçilirken bu üç madde dikkat edeceğiz. Birincisi sebze çorbası, ikincisi et, üçüncüsü arkadaşlar tatlı olacak menüde. Bakalım arkadaşlar o zaman şıklara. Arkadaşlar adam diyor ki birinci menü Adana spicy carrot soup baharatlı havuç çorbası. Tamam sebze çorbası olabilir. Stick et ama üçüncü madde bakarsanız green salat yeşil salata. Hatırlarsanız arkadaşlar yukarıda ne de bahsetti? Tatlıdan bahsetti gitti burası. Bursa bakıyorum. Tomato sauce, domates çorbası doğru. Grilled chicken, kızartılmış tavuk doğru. Et olacaktı. Romney, tatlı demi tatlı doğru. Hepsini uyudu galerseniz. Cihan'a bakalım peki. Potato, patates çorbası. Hayır. Makarna With tomato sauce. Domates soslu makarna. Makarna hiç bahsettim kadar sık etten bahsetti. Hiç okumuza gerek yok. E diyebiliriz. Chicken soup. Çorba nıyli arkadaşlar? tavuk. Tavuk çorba bahsetmedi. Sebze demiş hatırlarsanız. Burası gitti. Tek uyan arkadaşlar. Bursa arkadaşlar. Genellikle en de kitchen ile ilgili sorular geliyor. Yani milli eğitimin tercih ettiği arkadaşlar. Eee konulardan bir tanesi indik için Genelde de bu tarz, bu tarz sorular bize soruyor. Dikkat etmenizi tavsiye ederim. Peki dördüncü soru bakıyoruz. Dördüncü soruda yine karşı konuşmalar var. Neyse soru benden. Which of the following is correct according to the conversation? Yukarıdaki konuşmaya göre yani Jones and Nick'in konuşmasına göre doğru olan bir ifade bulacağım. Peki bakalım konuşma nasıl arkadaşlar? John diyor ki hi Nick how are you? Nick de muhabbet ediyorlar. Telefonda Not bad bro. Pek de kötü değil diyor. Sen nasılsın diyor. Fine. We are organizing We are organizing a football match on Wednesday. Çarşamba günü biz futbol maçını organize edeceğiz diyor. Hatta akşamına. Do you want to come and play with us? Gelip bize oynamak ister misin? Saat kaçta? What time? Saat kaçta? I am not sure. Pek emin değilim ama it can be 8 or 10 p.m. 8'de akşam 10 ee, gibi olabilir diyor. Okay. Call me when you know. Eğer bununla ilgili haber olursan, haber olursa ne? Beni ara diyor. And I will decide then. O zaman karar vereceğim diyor. John Taylor dönüş yapı alright. Tamam diyor. I will let you know. Seni bilgilendireceğim, haber vereceğim diyor. İki arkadaşımız var. John, Nicky. Neye davet edilecek? Bir tane futbol maçı var. Ona davet ediyor. O da saati bilmediği için tam olarak kabul etmiyor arkadaşlar. Bakalım alışıklarımıza hemen. Ne yapacağız biz? Doğru olan. Yani o zaman artı olan bir şey bulacağım arkadaşlar. Değil mi? John does not tell Nick the exact time. John, Nick'e tam saati söylemedi. Doğru. Tam saati söylemedi ki o da ne yapacaktı arkadaşlar? Karar verecekti. Doğru. John and Nick are not close friends. Yakın arkadaş değiller. tam tersi yakın arkadaşlardı. Değil mi? Not dediği için olumsuz gitti. The match will be at the weekend. Hafta sonu olacak. Hayır Wednesday. Çarşamba günü olacaktı. Yanlış. Nick refused. Reddetti mi? Hayır tam tersi. Saati bilecekti. Ona göre kabul edecekti. Bu da yanlış. Bana doğruyu bu dediği için tek uyan çık. Adana arkadaşlar. Evet. Son soru arkadaşlar. Beş soru bakıyoruz. Güzel bir soru yine. Her zamanki gibi soru kalma okursanız çok rahatça cevap bulabilirsiniz. Peki ne soru kalma arkadaşlar? Whose purpose, kimin amacı, hedefi is using internet and does not match example of in the text above. Arkadaşlar bize dört tane kişi vermiş. Mary, Sam, Tom ve Sophia. Bunlar da şey internet ile ilgili amaçlar, interneti kullanma amaçları tek tek sıralamışlar. Whose purpose of using internet does not match? Hangisi eşleşmiyor? Neye göre? Yukarıda verilenlere göre. Yani şu üç maddeye ne yapacağız? Uymayan birini bulacağız. Üç tanesi demek uyacak, bir tanesi uymayacak. People can use internet to do different things. İnternet insanlar farklı şeyler için kullanırlar. Örneğin demiş. Have fun eğlenmek için. Communicate with others. Diğerleriyle iletişim geçmek için. Search for information and learn new things bilgi araştırmak için ve yeni şeyler öğrenmek için. O zaman bu üçüne Üç kişi uyacak. bir tanesi uyumayacak. Hadi bakalım. I often look for different recipes on the internet. İnternette ben ne yaparım? Sık sık farklı tariflere bakarım. Demek ki yeni şeyler öğreniyormuş. Learn new things. O zaman doğru. Bursa, I use, Tom diyor ki I use internet to send emails. Mail göndermeyi sık sık bir de chat arkadaşlarım chat yaparım, muhabbet ederim. Bu da var mı arkadaşlar? Communicate with friends ya da others. Muhabbet etmek var değil mi? Chatleşmek var. Bu da doğru. Ceyhan Sen diyor ki bize I use internet to watch movies and play game. Oyun oynamak ve film izlemek için internet kullanıyorum. Doğru. Eğlenmek amaçlı diyebilirsiniz. Eğleniyorlar. Artık koyalım. Denizli Sofya diyor ki I generally buy what I need on the net. İnternette her neye ihtiyacım varsa Genellikle satın alırım. Şu üç maddeye baktığınız zaman arkadaşlar, üç maddeden herhangi birinde internet üzerinden alışverişten bahsediyor mu? Hayır. Biri ne diyor? Hefvan eğlenmek, biri komüniket ilişkime geçmek, birisi araştırma yapmak, bir de yeni şeyler öğrenmek. Satın almakla ilgili, alışveriş yapmakla ilgili bir şey geçmediği için, sordu da ben hangisi eşleşmediği için, eşleşmediği için cevap denizi çıkıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şubat ayı örnek sorular bu kadar. Umarım çözümleri beğenmişsinizdir. Arkadaşlar milli eğitim yayınlığı sorular bunlar. Umarım yine Mart, Nisan gibi sorular yayınlayınca çözüme devam edeceğim. Kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Takip etmeyi unutmuyorsunuz arkadaşlar. Çevrenizdeki arkadaşlarınıza, okuldaki arkadaşlarınıza, dersindeki arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz sevinirim. Herkese iyi çalışmalar. Görüşmek üzere.